Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoinlerin son durum gelişmelerini yapacağım ve grafik analizlerini inceleyeceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce son durum gelişmelerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bitcoin şu an 30.786 dolar seviyesinde. 2-3 gündür arkadaşlar zaten 32.680 dolar seviyesinin öneminden bahsediyordum. Düşen trend kırılmamız geldi. Düşen trend kırılımı gelmiş olmasına rağmen direnç seviyemiz kırılmadı. Tam olarak direnç seviyemize gelmeden Bitcoin satış baskısıyla karşılaştı ve şu an dampıyor. %5.36'lık bir satış baskısıyla karşılaştık. Nasdaq'ta önemli direnç seviyesinde olduğu için yani ABD borsaları da önemli direnç seviyelerinde olduğu için Bitcoin'in satış baskısıyla karşılaşması şu an çok normal bir durum. Korkulacak, panik olacak bir durum yok. En kötü ihtimalle şu an düşeceğimiz bölgeyi konuşmak gerekirse arkadaşlar yapının bozulmaması için 29.565 dolar seviyesi yani düşen trendi kırdığı düşen trendi reteste gelebilir. 29.565 dolar seviyesinin altında 4 saatlik veya günlük mum kapatmazsa Bitcoin'de korkulacak, panik olacak bir durum yok diyebilirim. Yüklü hacim girişi Bitcoin tarafında olmadı arkadaşlar. Kripto paralar şu an hacim yemedi. Tabii ki dominans tarafı da yükseldiği için altcoinlerde de küçük bir ezilme oldu. Ama biliyorsunuz Bitcoin bizim pusulamız Bitcoin yükselirse Bitcoin direnç seviyelerini kırarsa zaten altcoinlerde de yükseliş başlar. İlk bir Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Bitcoin, Ethereum ve BNB yükselirse zaten diğer altcoinlerde Bitcoin gibi yükselişine başlar ve yükselişlerini devam ettirir. 32.600 dolar direncinin günlerdir ne kadar önemli bir seviye olduğundan bahsediyordum. Bitcoin'de üçgenimiz vardı. Üçgen kırılmadan hiçbir şekilde arkadaşlar işleme girilmemesi gerektiğini anlatıyordum. Üçgenimizi bir aşağı doğru kırdı fakat mum kapatmadı. Günlük mum kapatmadığı için de düşüş devam etmedi. İnsanları burada fake out attılar. İnsanları burada düşüyor diye korkuttular. Maldan çıkardılar. Sonrasında RTS'i tekrardan short'a soktular. Shortları patlatmak için de bu şekilde yukarı doğru Bitcoin'i attılar. Bunun olabileceğinden zaten sürekli bahsettim arkadaşlar ya bir fake out gelebileceğinden. Önümüz yükseliş, önümüzün boğa olduğunu düşünüyorum ama tabii ki DXY'nin düşmesi gerekiyor ve ABD borsalarının korelasyonlu bir şekilde BTC ile birlikte yükselmesi gerekiyor. Bitcoin artık buralardan bir tepki alması gerekiyor arkadaşlar. Yüklü hacim girişleri olması gerekiyor. Düşebileceğimiz zaten son seviyelere kadar düştük. Marketin kırmızı olması sizi korkutmasın arkadaşlar. Çünkü dominans yüksek. Bakın biliyorsunuz Bitcoin yataydayken de altcoinler yükselebiliyor. Olay tamamen dominans. Dominans bizim için çok önemli. Günlükte baktığımız zaman denge işlem hacimde bir artış geldi tabii ki ama hacimdeki düşen trend de kırılmış durumda değil. Yani kimse almıyor. Herkes korkuyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Olaya psikolojik olarak bakmamız gerekiyor. Ne diyoruz? Hacimizi asla yalan söylemez. En önemli şey hacimdir diyorum arkadaşlar her zaman. Hacime göre Bitcoin'in tam olarak döneceği yerleri veya satış yiyeceği yerleri söylüyoruz zaten. Evet, tahminlerimiz bu sayede tamamıyla doğru çıkıyor. Hacim bizim için çok önemli arkadaşlar. Alıcı yok şu an. Yani herkes mal almaya korkuyor. Alsam mı diye düşünüyor. Herkes Bitcoin yükseğiyken görüyor. Altcoinlerde de yeşil ışığı görüyor. Sonrasında birazcık daha bekleyeyim diyor. Belki tekrardan düşer diye düşünüyor. Sonrasında zaten Bitcoin direkt kırmızı mum yakıyor ve düşmeye devam ediyor. Haftalardır kırmızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın ya yani bu hafta yeşil kapatması gerekiyor Bitcoin'in ve artık kırmızı kapattığı gibi haftalarca yeşil kapatması gerekiyor. Şu an negatif bir durumda değiliz. Yani Bitcoin'e baktığımız zaman negatif bir durum yok tabii ki. Ama buralardan artık tepki alması ve Bitcoin tarafının yükselmesi gerekiyor. Kripto paraların artık arkadaşlar yükselişi başlatması gerekiyor diyebilirim. Yani tüm dünyada enflasyon var tabii ki. Fed tarafından açıklamalar geliyor. Tüm dünyada negatif haberler gelmesine rağmen kripto paralarda lira çöküşü oldu arkadaşlar. Çünkü her şey fiyatlamıştı. Bitcoin her şeyi fiyatlamıştı ve hacimsiz bir şekilde yatayda devam ediyordu. Fakat 40 milyar dolarlık bir vurgun olunca tabii ki kripto paralar olan güven de azaldı. Ve Bitcoin tarafında, altcoin tarafında çok büyük bir düşüş oldu. Bunlar tabii ki planlı arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Ayı döneminde her zaman zaten böyle şeyler oluyor diyebilirim. Bu bir ayı da değil baktığımız zaman. Çünkü hacim var. İstedikleri zaman hacim sokuyorlar. İstedikleri zaman hacimi dışarı çıkarıyorlar. Yani Bitcoin'i şu an isteseler direkt 32.600 dolar direncini kırdırtırlar ve yürütürler. Ama tabii ki de bunu yapmıyorlar, bekletiyorlar. Marketle oluşması gereken yapıyı konuşmamız gerekirse arkadaşlar yükselen tepelerin ve yükselen diplerin artık devam etmesi gerekiyor ve bozulmaması gerekiyor. Yani market hiçbir şekilde yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturmuyor. Bakın en son yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturduğumuz tarihi konuşmak gerekirse Bitcoin burada 48 bin dolara kadar yükselmişti arkadaşlar değil mi? Burada yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturmuştu. Sonrasında 48 bin dolar önemli bir direnç seviyesi olduğu için Bitcoin buradan satış baskısıyla karşılaştı ve 26 bin dolara kadar düştük. O yüzden BTC tarafında yani kripto para tarafında yapmamız gereken tek şey arkadaşlar hacim girişi ve yükselen tepelerin yükselen diplerin oluşması. Marketin durumu sizi korkutmasın. Buradan herkes mal satıyor. Mal satacak bir yer değil. Burası tam olarak
Mal alma yeri arkadaşlar. İnsanlar Bitcoin 40 bin dolarken, 50 bin dolarken, 60 bin dolarken keşke 3 bin dolardayken Bitcoin'i görseydik, bilseydik, mal alsaydık, altcoin alsaydık şu an zengin olmuştuk diye düşünüyor. Evet, burası Bitcoin'in 3 bin dolarda olduğu seviye diyebilirim. Yani hemen hemen arkadaşlar altcoin'ler aynı seviyelerde. Bitcoin tekrardan 3 bin dolara düşmeyecek. Fakat baktığımız zaman şu anki duruma göre konuşmak gerekirse Bitcoin aynı fiyat seviyesinde, yani aynı ucuzluk seviyesinde diyebilirim. Burada 26 bin dolara kadar bir düşüş geldi. 26 bin doların altına tekrardan sarkarsak 24 bin dolar son destek seviyesi olarak çalışabilecek bölge. Herkes şu an kripto paralar olan güven azaldığı için, kripto paralar olan güven kaybolduğu için arkadaşlar daha büyük bir düşüş bekliyor. Luna coin çöküşünden sonra insanlar iyice umudunu yitirdi. Umut yitirilecek bir şey yok, korkacak, panik olacak bir durum yok arkadaşlar. Yani borsada işlem yapıyoruz. Birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Kazanmak için kripto sefayı takip etmeyi unutmayın. Yani biliyorsunuz arkadaşlar düşüş döneminde bile 7-8 tane coin verdim. En az yükselen coin %70, %80 yükseldi. Markette en çok yükselen coinleri yakaladık. GMT'yi yakaladık, APE'yi yakaladık, Waves'i yakaladık. Yani biliyorsunuz bunlar çok yükselen coinlerdi arkadaşlar. Bu aralar Waves yine hareketli. Waves coin'e kesinlikle dikkat edin. Takibiniz olması gereken bir coin arkadaşlar. Markette yeşil olan coinlerden birkaçından biri. Yani şu an baktığımız zaman listemizde en çok yükselen coinlerden birisi. Düşen trend kırılımın öneminden zaten bahsediyordum. Düşen trend kırılım geldiğinde altcoin'lere yavaş yavaş hacim geleceğini konuştuk arkadaşlar. Bu yüzden zaten uzun zamandır video ve canlı yayın açmıyorum. Çünkü düşen trend kırılım gelmeden markette hiçbir şey olmaz demiştim. Dediğim gibi olmadı. Yani düşen trend kırılım geldikten sonra insanlar tekrardan arkadaşlar Bitcoin'lere, altcoin'lere tekrardan mala girmeye çalıştı değil mi? Böyle bir durumla karşılaştık. Fakat üçgen kırılmış olmasına rağmen büyük hacimler giremedi. Büyük hacimler giremedi. İçinde insanlar tekrardan arkadaşlar korktu. Korkulacak, panik olacak dediğim gibi bir durum yok. RSI tarafı da şu an günlükte 50 seviyesinin üstünde tutunuyorsa eğer zaten bir bakalım arkadaşlar. RSI şu an günlükte tam olarak 47 seviyesinde arkadaşlar. Bakın 50 seviyesine kadar bir yükseliş gelmişti. Sonrasında bu şekilde bir mum kapattığı için BTC tarafı tabii ki de RSI'de günlükte 50 seviyesinin altına atmış. RSI'nin günlükte 50 seviyesinin üstünde tutunması gerekiyor. Bakın burada 50 seviyesine kadar yükseldiğinde inanılmaz bir yükseliş gelmişti. Fakat tutunamadı. Tutunması gerekiyor. Artık Bitcoin'in güven vermesi gerekiyor. Yani küçük yatırımcıya da balinalara da güven vermesi gerekiyor. Hacim girebilmesi için arkadaşlar FOMO yaratılması için market maker ilk bir malı yürütmesi gerekiyor. Yani bu şekilde uzun yeşil mumlar devam etmesi gerekiyor. Önemli direnç seviyelerinin kırılması gerekiyor. Sonrasında zaten işler kolaylaşacak ve eskisi gibi güzel yükselişler göreceğiz diyebilirim. Yani Bitcoin'de artık boğalar ve ayılar eskisi kadar uzun sürmeyecek diyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten 200 gündür düşüyoruz. Daha ne kadar düşeceğiz değil mi? Böyle düşünmek gerekiyor. Dominans bu seviyedeyken bile, Bitcoin bu seviyedeyken bile 46 seviyesinde total market cap 1 trilyon 250 milyar seviyesinde. DXY şu an düşmüyor. 101 seviyesine kadar bir düştük. Fakat şu an arkadaşlar kafasını kaldırmış durumda. DXY'nin artık 99 seviyesinin altına atması gerekiyor. DXY de aynı Bitcoin gibi RSI'de 50 seviyesinin üstüne çıkmış. Bakın 50 seviyesinin tekrar altına oturması gerekiyor. 30 seviyesini denemesi gerekiyor arkadaşlar. DXY de zaten 99 seviyesinin altına atarsak kripto paralarda ve ABD borsalarında yükseliş başlayacağı için altcoin'lerde de rally gelecektir diyebilirim. Yani tekrardan bir yükseliş göreceğiz. Hiçbir şey sonsuza kadar düşemez arkadaşlar. Bakın ya yani çok büyük paralar kaybedildi. İnsanlar inanılmaz paralar kaybetti Luna coin çöküşü yüzünden. Herkes. Çünkü ortada bir dolandırıcılık vardı. Bu kimsenin elinde olan bir şey veya kimsenin anlayabileceği bir şey değildi. Bu yüzden de arkadaşlar yani bu düşüşün bir yükseliş de olacaktır kesinlikle. Her zaman kripto paralarda çok büyük düşüşler oldu. Çok büyük volatillik olduğu için. Sonrasında da herkes daha yükselmez dedi ve inanılmaz yükselişler yaşadık arkadaşlar. Bu en son örnek vermek gerekirse 30 bin dolarda herkes ayı geldi diyordu. Sonrasında yeni bir ATH 3 bin dolar seviyesi de aynısıydı. 3 bin dolardan Bitcoin 65 bin dolara kadar yükseldi arkadaşlar. Yani kripto para tarihin en çok yatırımı çeken yükselişi buydu. Tekrardan kripto paralar yükseldiğinde çok fazla yeni yatırımı çekecek ve çok fazla yeni yatırımı çekince zaten içeri para akışı çok fazla olacak. Bu yüzden de kripto paralarda çok yükseliş olacak. Yani şu an teknik dışında çok farklı olaylar var arkadaşlar. Yani şu an teknik dışında çok farklı olaylar var arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Olay teknik ve temel analiz değil. İşin psikoloji kısmı şu an. Yani regülasyon konuşuluyor biliyorsunuz. Regülasyon konusu arkadaşlar zaten açıklandığı zaman, kesinlikle kavuştuğu zaman bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. İlerleyen zamanlarda tabii ki ama yani regülasyon kötü bir şey değil. İnsanları regülasyon tekrardan korkuttu. Her gün Fed konuşuluyor yani. Fed arkadaşlar beklenenin dışında bir şey yapmadığı için kripto paralar zaten bunu önceden fiyatlıyor. Ne diyorum her zaman?
Beklentiler alınır, gerçekler satılır arkadaşlar. Yani haber gelmeden 10 gün, 15 gün önce zaten Bitcoin bunu fiyatlıyor. Yükselecekse yükseliyor, düşecekse düşüyor. Haber geldiğinde küçük bir pump veya küçük bir dump yaşanabilir en fazla. Olağan dışı bir haber gelmediği sürece. O yüzden korkacak, panik olacak bir durum yok. 7 mumunu açtık yani 4 saatlik mum arkadaşlar. Kırmızı açtı. Bakalım neler yapacak. Burası bizim için destek seviyesi olarak çalışabilecek bir bölge. Tam olarak 30.688 dolar seviyesi. Burası destek seviyesi olarak çalışırsa arkadaşlar, buradan bir tepki alımı gelirse, tepki yükselişi gelirse ve 32.680 dolar direnci kırılırsa zaten yükseliş devam eder. Ne dedim? 32.680 dolar direnci kırılırsa zaten karşımıza çıkacak ilk bölge 40.000 dolar seviyesi. Psikolojik direnç ve önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. 40.000 dolar kırıldıktan sonra zaten kripto paralarda hacim girişi çok kolay bir şekilde olacaktır ve yükseliş başlayacaktır, devam edecektir diyebilirim. Bu aralar markete odaklanmak yerine, markette işlem açmaya çalışmak yerine eğitiminize odaklanın arkadaşlar. Teknik analiz eğitiminize odaklanın diyebilirim. Kaybetme ihtimaliniz daha fazlayken neden işlem açasınız ki arkadaşlar, değil mi? Yani bazen işlem açmak da bir işlem açmaktır. Bunu unutmamak gerekiyor. Marketin bu durumunda alsat yapmak yerine uzun vade yatırımlarınızı yapmak zorundasınız. Burası mükemmel yatırım yapılabilecek bir bölge diyebilirim. Yani arkadaşlar, boğalar para kazandırır, ayılar zengin eder. O yüzden de burası bir ayı düşüşü olarak görmek gerekiyor ve buralarda korkmadan mal almak gerekiyor. Yükseliş geldiğinde arkadaşlar, mal almadıysanız keşke mal alsaydım diye pişman olacaksınız. O yüzden buralar mal almak için çok güzel bölgeler diyebilirim. İnanılmaz bir düşüş yaşamış Bitcoin var karşımızda arkadaşlar. Tüm dünya şu an düşüyor. Tabii ki bunun elbet bir dönüş olacak, bir yükseliş olacak, bir tepki yükselişi en azından olmak zorunda. Şu an insanlar çok fazla panik yapıyor arkadaşlar, değil mi? Böyle bir durum var karşımızda. İnsanlar çok fazla panik yapıyor. Çok fazla para kaybedildi. Kripto paralardan soğuyan insan çok fazla oldu. Yatırımım çıksın, yatırdığım para çıksın. Ana parama döneyim. Kriptoyu bir daha yapmayacağım. Kriptoda bir daha işlem yapmayacağım diye düşünüyor insanlar. Fakat böyle düşünmemek gerekiyor. Her yükselişin bir düşüşü var. Her düşüşün bir yükselişi var. Kimse %100 kazanç oranı sağlayamıyor burada. Yani sonuna kadar arkadaşlar devam etmelisiniz. Zaten arkadaşlar 26 bin doların en kötü ihtimalle gelebileceği seviye olduğundan bahsetmiştim ve bu seviyeye geldi. 40 milyar dolarlık bir vurgun oldu. Yine de biz bunu 40 milyar dolarlık bir vurgun oldu arkadaşlar. 40 milyar dolarlık vurgun olmadan 2 ay önce 26 bin doların en kötü ihtimalle gelebileceği seviye olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki 40 milyar dolarlık bir vurgun olabileceğini kimse bilemez. Bunu kimse tahmin edemez. Ama sadece teknik olarak olabilecekleri hesaba katarız ve ona göre işlem alırız. Bu şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar, değil mi? Olaylara bu şekilde bakmak gerekiyor. Kripto paralarda durum şu an bu şekilde. Akşam canlı yayında zaten tekrardan son gün gelişmeleri konuşuruz. Canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.